Selamlar arkadaşlar, seyircisine hoş geldiniz. Ben Erkan ve kaldığımız yerden yayın dürüst serimize devam ediyoruz. Koalisyon Savaşı'nın tam ortasındayız arkadaşlar ve bu sıkıntıyı mümkün olan en düşük hasarla atlatmaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Şu ana kadar çok büyük bir başarı sağlayamadık bu konuda. Biraz kaybımız oldu şuralarda. Adam kaybımız ciddi seviyelere ulaştı. Ben buradaki bir miktar orduyu boşuna kaybettim gibi oldu. Aslında bunları terhis etseydim adam gücünü çok fazla kaybetmemiş olacaktım. Şimdi burada bir tane büyük bir ordumuz var, 38 bin kişilik. Şuradaki toprakların çok büyük önemi olmadığı için ve buraya da şu an saldıran yok hemen hemen. Yani pek saldıran olacağını da zannetmiyorum kolay kolay. Orduların çoğunluğu burada ve bu iki orduya destek olması için şu orduyu da karşı geçireceğiz. Gemilerimiz geldi. Ben bir önceki bölümü de unuttum yani, ne yaptık, ne ettik, sırada ne vardı, ama bir şekilde devam edeceğiz. Burada güzel bir görev var mı? Yok galiba. Düzgün bir görev yok. Policy'yi eklemek isterdim. Maalesef açamadık henüz. Land Force Limit'i yükseltmenin şu anda bir faydası yok bize. Aslında belki olabilir diyeceğim ama şimdi bakayım. Zaten maksimumda değiliz. Maksimuma 12.000 asker eksiyiz maksimumda. Ya yani maksimuma çıkarsak belki o zaman bir işe yarardı. Ama o yüzden şu anda yani gerekirse açarız. Gerekirse açarız. O sıkıntı değil. Ama benim asıl işime yarayacak olan şuydu. Bunun içinde dini idealları bir doldurmamız gerekiyor. Eksik kaldı henüz. Ama ondan daha önemli şeyimiz var. O da stability. Stability'yi artırmamız için bizim şu puanı birazcık daha artırmamız gerekiyor. 93 puana ihtiyacımız var. Bir ay sonra sanırım yapabileceğiz, değil mi? Bir ay sonra yapabiliyoruz, evet. Şu anda padişahımız kaçıncı Nasri oluyor ya bu? 14. Nasri. Hey yavrum hey. Şimdi bir Yusuf Nasri daha geldi. Sürekli bunlar Yusuf Nasri abi. Ha, bu Muhammed Nasri değil mi? Bu Yusuf Nasri. Bir Muhammed Nasri, bir Yusuf Nasri. Şimdi uzun bir süre teknoloji geliştiremeyeceğiz arkadaşlar. Ekonomimiz iyi. Sıkıntı yok. Şeyimiz de düşüyor zaten. Neydi bunun adı? Enflasyonumuz. Başka ne vardı sıkıntı? Dini dönüştürme işlemlerini, İslam'ı yayma girişimlerini ben daha fazla, yani bir müddet şey yapacağız, bekleteceğiz. Bizim güzel komutanlarımız var. Epeyce bir güzel komutanlar. Yusuf bin Yafar demiş ama bence bu Cafer'dir. Yusuf ibn Cafer. Her neyse. Hatalı yazılanlar. Halid ibn Ali. Neyse. Biz bu ikisini mümkün mertebe kullanacağız. Özellikle de Yusuf ibn Cafer'i. Şimdi 95. Aslında bir tane daha alma şansımız olabilir belki. Yani 76 puanımız da var. Yani maksimumu doldurmuş vaziyetteyiz ama şunu bir kere atamam. Denizler şu anda çok kritik hale geldi. Ona ihtiyacımız var. Atabileceğim tek adam var. O da Ali İbn İshak. Değil mi? Bu nerede şu anda? Aa, buradaymış. Ha, bunları da toparlayıp kuzeye göndereceğim. Evet, ona da hazırlık yapıyorum ben şu anda. Kaç bin kişi var burada? Aslında epeyce var ya. Ben buradan geçiş hakkı almıştım değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bakayım hemen. Access. Evet. Access'imiz var. O zaman ben bunları toparlayıp buradan zaten geçireceğim. Önce burada toparlansın da ondan sonra geçireyim. Şu gemiler burada kalacak. Ha, ben de bir şey var zannettim. Tamam. Şimdi kuşatma var tabii ki. Yapacak bir şey yok ya o konuda. Benim buralarda daha farklı yerlerde gelmesinler. Şimdi koalisyonun amacı gelir. Bak şimdi. Koalisyonun amacı şu. Benim başkentimi ele geçirmek. Madem koalisyonun amacı bu. O zaman arkadaşlar benim başkentimi ele geçirene kadar bunlar ilerlemeye çalışacaklar. Aksi takdirde bunlar başarısız kabul edilecekler. Evet. Şimdi Haçlılar bunlar. Kırmızılar arkadaşlar. Burayı kim ele geçirmiş lan? Yok, neydi o öyle? Kimse ele geçirmemiş burayı. Az önceki harita bir değişik geldi bana diyecektim. Ha, şöyleyken. Ha, benim şeyim var ya. Claim'im var. Onu diyor. Şu. Evet, claim atmışız. Onu gösteriyor. Şöyle kısaca şunlara da bir bakalım. Bakın buralarda birazcık şey var. Sıkıntı var.
Ayaklanma oranı maalesef şundan dolayı biraz da bundan dolayı arttı. Hani disaster'ımız, yani felaket denen bir olayımız var. Bunu da stability'yi bir kere artı 1'e çıkartmamız lazım. Daha sonra ne yapmamız lazım? Unrest lower than 0 diyor. Yok artık. Yani neyse, bizim ayaklanmayı da indirmemiz lazım. Zaten ayaklanmaya asıl sebep olan overextension bu. Bu da yavaş yavaş azalıyor. Yani yavaş yavaş koyduk. Şu puanı maalesef şuna kullanacağız mecburen. Stability çok daha önemli çünkü. Bunu hallettikten sonra puan biriktikçe şunları açacağız. Ama ilk önce şurayı, ondan sonra şurası. Şurası daha yüksek puan istiyor ama daha az etki ediyor. %15 etki ediyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Çok konuştuk yine. Ben buradan bir saniye. Under Siege. Bunlar önemli değil. Bir dakika bakayım. Bazen önemli olabiliyor ama. Nasıl önemli olabilir? Bu içeri girecek değil mi? Gel bakayım. Tamam. Lan dur. Under Siege diyor. Neresi? Ha, ya bir sürü var ya. Bunlar da hep kafamızı karıştıracak galiba. Şöyle bin gemiye. Hepiniz bindiniz değil mi? Evet, bindiniz. Şimdi şuraya kadar gel. Aynı zamanda bunu da indireceğiz. Yolumuzun üzerinde çünkü. Bu arada şu orduyu bir şey rahata götürebilsem iyi olurdu. Şimdi bir taktik var arkadaşlar. Bunu hatta yorumlarda bir arkadaşımız da bahsetmiş. O taktiği aslında uygulayabiliriz. Biraz riskli bir şey ama şu gelen ordumuz da hazır gelmişken uygulayabiliriz. Mesela şimdi dağlık bir arazi bulalım. Mesela burada tepelik diyor. Hem dağlık hem de nehirli bir yer olsun. Bern mesela yine tepe diyor. Ama Bern'den daha öte de gitmek çok da mantıklı gelmiyor bana şu anda. Ya yani Övergen çok iyiydi. Dağlık, üstelik de nehir de var. Yani burayı savunma amaçlı inanılmaz kullanabiliriz. Ama şu an riskli bir bölge. Çünkü düşmana çok açık. Çok yakın yani onlara. Halbuki onları böyle içeriye doğru böyle çeksem çok daha güzel olur. Mesela savunma bonusu olarak buralar bana ne verir? Onu nereden görebiliyoruz? Ben unutmuşum. Bir yerden görebiliyor olmamız lazım. Bu kışla alakalı bir şey. Ben onu keşke baksaydım ya çekimden önce. Peki şu haritayı açtığım zaman bana gösteririm üzerine gelsem. Fort level 2 diyor. Winter diyor. Başka da bir şey demiyor abi. Burada zaten bir şey demiyor. Ondan sonra province dediği bu. Ha şu. Ha. Evet. Tamam. Nehirlerin nereden geldiğine, daha sonra hangi şehirden gelirsen bu nehrin ordu konusunda olumsuz etkisi olur, onu yazıyor. Mesela bu dağlık arazi. Burada yine nehirden bahsediyor ama ha işte burada. İşte abi burada. Şimdi diyor ki saldıran için eksi 2 kafadan. Sadece dağlık olmasından dolayı. Saldıran için eksi 2. Ayrıca ordu genişliği. Ordu genişliğinin düşük olması çok faydalı oluyor arkadaşlar. Karşı tarafta çok kalabalık gelse bile senin ordun daha az olmasına rağmen kazanma şansın oluyor böylece. Sonra savunma genel işte yerel savunmadan bahsediyor. Şimdi ben bir de bir dakika ben şöyleyken seçsem yine görebiliyorum. Evet tamam güzel. Ormanlık diyor, genişliği azaltıyor, eksi bir diyor. Bir de nehirden dolayı eksi bir alacaklar muhtemelen, değil mi? Aynen. Tolus mesela ne diyor? Tepelik diyor, yine eksi bir alıyor. Daha fazla değil ama. Yine ormanlık eksi bir. Bern'de ne var? Tepelik yine eksi bir. Local defensiveness eksi 10. Bak burada bir yer keşfedeceğiz ya. Bak mesela burası o kadar iyi değil. Burası o kadar iyi değil. Yani şu Armank bile Armank da değilmiş ya. Tolus mesela fena değilmiş. Çünkü %10'luk bir savunma bonusu var. Bern'de de %10'luk bonus var. Ama tabii ki burası dağlık arazi. Burası muhteşem. En iyisi dağlık araziye çekmek bunları. Dağlık da gördüğünüz gibi şu bölge var abi. 1, 2, 3, 4. Rosillon mesela.
Buralar tepe. Bunlarda da güzel savunma yapılır aslında. Tolus mesela iyiymiş. Eksi 1, eksi %25 ve 10. 10'luk bir savunma. Övergene bakalım. Yani çok meşhur bahsettiğimiz övergen. Bu da gördüğünüz gibi eksi 2, eksi %50 ve %25'lik bonus. Bu arada dağlıklarda %25 vardı değil mi? Evet. Bunlar hepsinde var galiba. %25 dağlık olması ile alakalı olabilir belki de, bilmiyorum. Doğrudan dağlık olması ile alakalı. Tamam. Bu durumda abi bak, burada hiçbir şey yok. Tarım arazisi, hiç savunma mavunma, hiçbir şeyin bonusu yok abi. Bir tek nehir bonusu var. Abi bak, orman da değil. Tolus mesela uygundur. Ben Tolus'u birinci aday, neden? Çünkü biraz yakın bunlara. Çekme ihtimali yüksek. Armank o kadar iyi değil. Ama idare eder. Eksi 2 alacak çünkü adamlar. Burada eksi, bu da eksi 2 alıyor. Dağda eksi 3 alacaklar. Çünkü eksi 2 dağdan gelecek. Ne kadar çok konuştum yani. Ne kadar çok konuştum. İşler riskli olduğu için böyle insan konuşası geliyor. Şimdi ben bunu bir böleyim. Arkadaşlar bir ne bileyim bir kaç bin asker çıkartalım şuradan. Biraz da 5 5-10 bin, tamam 6 bin oldu. 6 bin. Biraz topçu koymak isterdim ama. Tamam 5 bin olsun. 5 bin tamam. Şimdi bu 5 bini komutansız bir şekilde Tolus'ta yerleştiriyorum. Ya da komutanla birlikte mi yerleştirmek lazım bilmiyorum ki. Rosillon'a şu orduyu göndereceğim. Şunu da Armanka. Ya Armanka değil, Bern'e gönderelim. Bern'de dursun. Tolus bizim hedef şehrimiz olabilir belki de. Ya da şey Garunda'ya mı göndersem mesela asıl büyük orduyu, şunu. Yani bence daha mantıklı olabilir. Tolus şu an seçtiğim bir hedef. Belki de on daha ziyade geri çekilmek lazım. Bern sanki biraz uzun sürer oradan gelmek ama olsun. Neyse. Şimdi 38 bin askerimiz daha geliyor. Ya burada bir kuşatıyorlar, bir vazgeçiyorlar. Bir kuşatıyorlar, bir vazgeçiyorlar. Bakalım ne yapacaklar. Ya burada bir hareket var. He, bizim şey 3000 kişilik bir Burgundi ordusu. Bakalım gelsin. Daha doğrusu yapabileceği bir şey yok ya. Yazık. Yazık, günah. Yine buralarda bir kuşatıyorlar, bir gidiyorlar. Vay, kaçarsın tabii. Kaçarsın. Ben olsam ben de kaçardım. Ha, bu harekete geçti. Hayret. İlk defa yerini terk etti. Şimdi bir dakika. Şimdi bunun ne kadar bir tamire ihtiyacı var? Bir bakayım. Tamir işareti çıktı çünkü. Hani lan? He, şurada bir tane var. Bu ne? Transportmuş. Ben bunu bir yerlerden ele geçirmişim galiba. Cost total 21, bir gemi sadece diyor. Bunu ayırsam, o bir gemi zayıf olan gemi değilmiş bu arada. Frigate. Bir de zayıf gemiyi ayıralım. Nerede o? Nasıl ayıracağım lan buradan? Her neyse. O zaman şöyle yapsam buradan bakalım. Lazım tabii ya, saçma bir yerden çıkartmaya çalışıyorum. Tamam. Bunu da ayırmış olduk. 107, 106 gemi pardon. 106 gemiyi ben şuradan şuraya doğru göndereyim. Şu ikisi en azından birleşsinler. Ama şu anda şunu da bir yükseltelim. Ondan sonra onlar kalsın şimdi. 114 bin asker. Bunlar full asker kaybediyorlar şu anda. Yalnız denizlere hakim olmamız lazım. Aa, geldi gemiler. Bunlar ne gemisiydi? Bunlar, bir dakika, bu düşman değil mi? Allah. Allah Allah. Yok abi, Savoy da düşman şu anda. Neyse, bizim diğer gemiler de gelsin. Ben ayarlayacağım bir dakika. Ben ayarlayacağım, siz merak etmeyin. Ya bu niye şimdi adam kaybına vuruyor? Bu da adam kaybına vuruyor. Yanlış yerde duruyoruz ya. 41. Rosillon 42, daha beter. Ben sözde 5000'i o yüzden ayırdım ya. 47 Armank. Burası neydi abi? Burada olur. Abi oraya gidelim.
Ya da ne bileyim buraya saldırayım bekleyeyim ha. Övergende gelsinler. Ama çok tehlikeli ya. Çok tehlikeli bir hareket. Bir saldırıda yakalanırsam var ya. Üf bitti. Bitti acı valla. Bak bizim burada çok fazla bir tehlike görmüyorum ben burada. Ben o yüzden buraya kadar pardon, buraya kadar göndereyim gemileri gelsinler. Tamam, bunlar adam kaybedeceğine ben ilerleyeyim abi. Bu full adam kaybedeceğiz boş boşuna. 90, 190 bine düştük. Gel abi, bir deneme yapalım. Sen bununla birleş. Bak 55 bin gidecek oraya. Sen 38 bin. Niye başında komutan yok senin ha? Halid İbni Ali. Sen de böyle gel. Sen bununla birleşip geleceksin. Önce bir New Fort. Luango mu? Starfort Luango. Tamam olur. Neresi? He. Bak 114 bin asker, bunlar hep hareket ediyorlar değil mi? Aa, Gascon'a geliyorlar. Abi adamın yönüne bak. Aa, ters bakıyormuşum. Senin şapkana var ya. Abi vazgeçelim o işten. Yani Övergen işinden vazgeçelim demek istedim. Tolus kaç kişi tutabiliyor? 40 diyor ya. Çok az ya. Tolus nedir? Armank. Gascon yok abi. Bunlar iyi değil. Tolus iyidir. Tolus da kalsın bu. Biz biraz daha bekleyelim abi. Biraz daha bekleyelim. Biraz daha sabır. Sen Garunda'ya gel. Bu Rosilion'da kalsın. Ne yapayım abi? Adam kaybediyorlarsa etsinler, yapacak bir şey yok. Bir miktar daha kayba şey yapabiliriz. Göz yumabiliriz. Ama çok, oha bu çok fazla kaybediyormuş ya. 36 he, o yüzden. Sen gel buraya, sen gel. Böyle böyle yapalım. Tamam. Bir bakayım. Aa, bunlar durdular mı? Ağzınıza var ya. Ben bir gideyim mi şunlara, bir dalayım. Sen gel Tolus'a. Sen böyle Rörg'e kadar, ama oradan değil de aslında doğru, mantıklı. Çok daha hızlı gelirsin böyle. Gel gel. Harekete geçti. Ben harekete geçince onlar da harekete geçiyorlar bak. Bir olay var burada. Bir şey var. Bir şeylik var bu işte. Bak burası savunma için hiç iyi bir yer değil. En iyisi abi. Bak buraya gidelim, burada bekleyelim. Heh, gel. Bak riske giriyorum şu anda. 5000'i göndereyim oraya. Yalnız benim adam gitmeye devam ediyor. Bak bak. Gascon. Ne? Gascon mu? Gascon'a gidiyorlar lan. Sen buraya gelsene. Sen burada dur. Sen nereye? Oraya gidiyorsun. Sen de buraya gel. Heh, orayı kuşattılar. Perigord'u. Peki. Şu an riskli bir hareketteyiz abi. Bak bu 5000'in hiçbir manası yok. Bunlar herhangi 3 ordunun içinden birine saldırabilirler. Ama bak Tolus iyi durum, iyi bir yer. Şuna saldıramaz zaten. Rör buraya saldırabilir. Olabilir, sıkıntı değil. Ama adamların gelmesi lazım abi. Heh, ne yapıyor? Vazgeçiyor. Heh, vazgeçti. Ha, vazgeçti, ha, vazgeçti. Öyle gidiyoruz. Allah, habire vazgeçiyor. Zaten bunlar da under attack derken. Ha, gemiler. Olsun olsun abi. Adamların zaten şeyleri sayısı çok az. Adam gemi sayısı çok az. Bakayım. 8 tane, 2 büyük gemi, 8 tane hafif gemi var. Bunlar çerez ya bize. Çıtır çerez valla. Bizim şu gemileri, şey adamları unuttuk burada. 30 bin neredeyse asker var burada. Bunları böyle buradan yürütelim ta Ojda'ya kadar. Bir miktar adam kaybına uğrayacağız maalesef. Ha, bu arada şeyi unuttum. Bunu çoktan arttırabiliyordum. En azından şunlarda biraz sıkıntıyı kurtarabiliriz. Bu ne abi? Independence Portekiz. Ne? %90'a ne ara ulaştı? Madeira mı?
Madeira. Madeira. Ya bir dakika. Madeira neresiydi ya? Şuralarda bir yerde mi? Madeira, Madeira. Yok bunlar değil. Burada da değil. O zaman hani Portekiz'in eski topraklarından bir tanesiydi burası. Madeira o zaman buralarda bir yerde olsa gerek. Şurası yok. Columbia burası. Madeira neresi lan? Unuttum ben bu. Bayağı unutmuşum buraları. Meria değil tabii ki. Madeira. Lan yazacağım şuraya ya. Medine, Mede... Lan yanlış mı okudum ben ya? Allah Allah. Ne diyor? Madeira. He, tamam. Hemen yazalım şuraya. Pardon. Madeira. Allah cezanı vermesin. Bu ne? Adadaymış sıkıntı. Hemen otonomiyi arttırırım olur biter ya. %90'a bile ulaşmış. Bir de orada ayaklanma çıkacak da bu başımın belası olacak. Uğraş dur anasını satayım. Oraya asker göndereceğim de. Oho. Şimdi Venedik. Ay başlayacağım ben böyle işe. Venedik ayaklanmacıları var. Ceremon'da. Burada ne var? Jaux. Normandiya. Yani şurası. Burada otonomi bastım mı? Basmışım. Ama birazcık ayaklanma var yine de. Bu overextension meselesinden dolayı. Overextension demişken şu bir tanesi bitti. Bir tanesi daha geliyor. O da biterse sıkıntı kalmaz. Bir de şurası vardı tabii ki. Ceremon mudur nedir işte. Bu da yaklaşık biraz sonra kaybolur. Tamam. Otonomi bastım öbürüne ama gerek yok bu taraflara. Tamam. Bir bakalım burada riskli işler peşindeyiz ya. Adamlar tırsıyor bak. Bir şey yapıyorlar hemen vazgeçiyorlar. Tamam bunu hallettik. Gemiler gelsin bakalım. Gelin. Şu papanın filosunu bir indirelim ya. Bir indirelim şunları da bir derslerini verelim. Bir ağız burun dalalım şunlara ya. Baksana nasıl kalabalıklaştılar buralar. Yalnız bu sanırım kalıcı olarak harekete geçti. Ne zaman geliyor? 27 Mart'ta. 27 Mart 7 gün sonra yani. 114.000 asker geliyor. 114.000'lik Haçlı ordusu. Gel abi. Kim önce yetişiyor? 25 Mart, 27 Mart. 27 Mart. Bu gelsin. Bunu 2 gün geciktirelim. Tamam mıdır? Ya vazgeçtiniz değil mi? 29'a çıktı. Durdular tabi. Vazgeçtiler. Bu ne? Bu da 27'de gelecek. Bekleyelim. Dur. 27'sine, 26'sına kadar durabiliriz. Ne oldu? Vazgeçtiler. Ben de duralım. Geliyorsun. Ben de gelirim. Vazgeçtim. Ya başlayacağım ben böyle işe lan. Çocuk mu oynatıyoruz lan burada? Allah Allah. Aa geliyorlar. Rörk. Desteğe gidelim. Ne zaman geliyor? İki. Oo, bunlar çok erken geleceklermiş. Ben bir tanesini görmezden geldim galiba. Benimki de ama birinde yetişecek. Zaten daha önceden göndermişim galiba. Hadi gel. Gel hadi. Gel hadi abi. Hadi gel. Gelemezsin işte öyle. Gelemezsin. Öyle gelemezsin işte. Şu orduyu birleştirelim artık. O 5000 yazık günah. Bak burası gayet güzelmiş ya. Bayağı bir adam tutabiliyor. 68 adam tutabiliyormuş. Burası ha burada tahıl mahıl var ya o yüzden. Burası fakir fukara yeri. Burada ne var? Ürün olarak. Bakayım. Giysi varmış. Yani iplik var. Bilmiyorum. 60.000 asker var burada. Geri hizmette bayağı bir asker var. Aslında biz bunlara rahat rahat ezeriz. Ama gelen yok. Ya yeter. Allah Allah. Geliyorsan gel. Gelmiyorsan küfür ettirme bana yani şimdi.
Oh yeah. Oo, maşallah. Bir enflasyon karşılığında epeyce bir para geliyor. Yalnız bir şey diyeceğim. Bunlar harekete geçip başkentime doğru giderlerse o zaman yanarız. Bu parayı alalım. Yani bir gemi daha gitti. Düşman gemisi. Tamam, biz bunları ufaktan toparlayıp şöyle. Ama şimdi başkent şey, pardon. Şunların hepsi orana gelsinler. Yo. Oh yeah. Oh yeah man. Şey, o dursun ya. Ya da tamam. Sen de gel, sen de gel. Madem öyle sen de gel. Ama şu tek başına gelsin buraya. Gulf of Lion diyor. Neresi orası? Burası. Bundan sonra ben böyle dönerim o zaman. Şimdi bunlar Armank'a gidiyorlar. Sanırım başkent hedef olduğu için bunlar böyle gidecekler abi. Başkente doğru gitmeye çalışacaklar. Abi biz taklaya geleceğiz bu durumda ya. Allah. Armank. Sen de bir Garunda'ya doğru gel. Sen nereye geliyorsun? Geliyordun. Saragusta'ya gel buradan. Sen de bir Garunda'ya doğru gel. Sonra oradan Vaska'ya doğru atlayacağım. İnşallah yetişiriz. Vallahi gidiyoruz. Vallahi taklaya geliyoruz. Sen buradan Vaska... Yok, oradan değil. Lan! Sen bir hızlı modda gitsene bakayım. Bir hızlı mod... Lan! Oradan buraya. Ne kadar zaman alacak ya? 25 Nisan diyor. Bu ne zaman geliyor Berne? 23'ünde geliyor. Yalnız diğerleri duruyorlar ya. Ya Berne kuşattı, bekliyor. Ya o da orayı... Lan ne oldu lan? Dağıldılar sanki. Ha, buradalar, pardon. Tam orayı kuşatıyor. Ben zaten o muhteşem bir yer değil. Tepelik burası. Dağlık değil. Asıl buralar dağlık. Tamam abi, ben klasik sisteme geri dönüyorum. Dağlık bölgelere dağılalım. En az 3 dağlık bölgeyi tutalım. Burası da dağlıktı, değil mi? Evet, bu da dağlık, dağlık, dağlık. 3 dağlığı tutalım. Rosilyon'u salla. Hangi birine saldırı gerçekleşirse diğer 2 dağlık bölgeden destek getireceğiz. Olay bu. Şimdi bu buraya kadar gidecek. Şu ana ordumuz Vaska'ya gelsin. Bu 48 bin de burada beklesin. Hadi. Önce sen, önce sen. Önce sen. Ah, çok şükür. Önce sen. Yetiştik, yetiştik. Tamam. Tamamdır, tamamdır. Rahatız arkadaşlar. Sadece şunun ben bir koşma modunu iptal edeyim şimdilik. Sonrasında başlatırız tekrar. Bu Papa'nın gemilerine ne oldu? Haçlı gemileri. Siz de bir birleşin bakalım. Bunlar büyük gemiler galiba. Siz birleştiniz. Bunlar hafif gemi mi? 11 tane galley üretmişim. Bak burada ne var? Burada bir dakika. Burada hafif gemiler var. Bunlar kalsın ya. Zaten hepsi hasarlı. Ölecek bitecek. Sen de bir git oraya bakayım. Tuzağımız hazır arkadaşlar. En kısa zamanda dalacağız biz bunlara. Bunlar istedikleri hareketi yapabilirler. Şu boğazı aşamayacaklar. Asla aşamayacaklar. Evet. Yani bundan sonrasında yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Bundan sonra bekleyeceğiz. Ta ki adamlar üzerimize gelmeye karar verene kadar. Çünkü aksi takdirde biz kazanıyor olacağız. Birleştirdim. Şimdi gidelim bu haçlı gemilerini bir indirelim bakalım. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Ha, buradalarmış. Papa'nın gemileri. Ha, kaçıyorlar. Bir yerde kuşatma, evet, bir şehrimizi ele geçirmişler. Dallamalar. Halledeceğiz onları, bir halledeceğiz. Şehri ele geçirmeleri hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Önemli olan bizim ana büyük ordularını yok edebiliyor olmak. Navy under attack. Nerede? Bu ne abi? Böyle atak mı olur? Tamam, kendilerini feda ettiler bu gemileri kaçırabilmek için. Ama bunlar bir yere gitmiyor ki. Gelmiş burada duruyorlar. Ha, bizim bir sürü gemimiz daha çıktı.
Burada bir şey yok ki. Hay başlayacağım ben sizin yapacağınız işe. Lan gelmeyecek misiniz üstümüze? Aa, papa gemileri yok oldu. Tamamdır. Tamamdır. Neyse bu bölümümüzü böyle biraz şey oldu. Hareketsiz oldu birazcık ama üstümüze getirmeye çalıştık ama bilmiyorum. Koalisyon savaşı itibarıyla nasıl gidecek bu iş bilmiyorum. Bizim şehir sayımız çok yüksek olduğu için iki tane şehir kaybetmek puan itibariyle hiçbir faydası olmadı. Puanda hala öndeyiz yani şu an. Şu an öndeyiz ya. Düşünebiliyor musunuz? Şunu da hemen ekleyelim. İkisi tamamlandı. Bu biraz azaldı. Zaten disasterların bir tanesi bitmiş. Tamamen ortadan kalkmış. Diğeri de stability'yi bizim şey yapmamız lazımmış. 3'e çıkartmamız lazım. Evet. Bu biraz sıkıntı tabii. Ne bileyim. Tabii bunun maksimuma ulaşmaması lazım. Olay o. Yani ben süreyi bu sefer saati farklı kurmuştum. Biraz uzun tuttum. Şu anda zaten bırakabilirim. Çünkü epeyce uzun olmuş diye tahmin ediyorum. Böyle devam edeceğiz. Bakalım bundan sonra nasıl olacak. Bunlar üstlerine gitmemiz mi gerekiyor? Yoksa beklemeye devam mı? Şu boğaz bizim için çok stratejik bir bölge. Önemli bir bölge yani. Boğaz derken kara boğaz aslında. Deniz boğazı değil. Asıl boğaz burada mesela. Yani ben buraya boğaz diyorum ama dar bölge olduğu için böyle diyorum. Her neyse. Bakalım bundan sonra nasıl olacak. Bu seri de yakında bitmek üzere arkadaşlar. Yani yakında dediğimde 100 bölüm olmayacak büyük ihtimalle. Yani en fazla 100'e geldiği zaman ben bu seriyi bitireceğim. Tarih kaç olursa olsun, fetih durumumuz ne olursa olsun. Hatta muhtemelen Koalisyon Savaşı'ndan sonra da bitirebiliriz. O da bir ihtimal. Bakalım ne olacak. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi eyvallah.